Evet, şimdi değerli izleyiciler, bakın işin temelinde şöyle bir şey yatıyor. Bu ilişkiler dediği Merdan Yanar'da. Mesele şu. Bu iktidarı, bu güce eriştirenler, ikinci cumhuriyetçi diyebilirsiniz, Atatürk düşmanı diyebilirsiniz, liberal solcu diyebilirsiniz, yetmez ama evetçi diyebilirsiniz. Bunlar hepsi aynı grup. Tekrar söyleyelim. Yetmez ama evetçiler, liberal solcular, ikinci cumhuriyetçiler filan, bunlar hepsi aynı grup. Bu grup, bunun ortak bir özelliği var. Atatürk'e ve Atatürk'ün laik, demokratik ve laik sosyal hukuk devletine düşman bunlar. Atatürk'e düşman. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete de düşman. Onun için ikinci cumhuriyet diyorlar. Özal'ın çizgisiyle başladı bu. Özal ve işte bazı yazar arkadaşlarımız da, ünlü bir yazarın çocuklarıyla filan da devam etti. Sonra cemaatle bütünleştiler. Cemaatle bütünleştiler. Ve bunlar Kürt politikasıyla ve din politikasıyla da kol kola girdiler. Özellikle bu açılım maçılım saçılım zamanlarındaki PKK'yla Stockholm'de şeyde Stockholm'de değil Oslo. Oslo'da. Çok özür dilerim. Stockholm şeyi olunca sendromu olunca insanın hep dili oraya gidiyor. Bu hatayı sürekli yapıyorum. Onun için Stockholm der demez durdum. Oslo'daki PKK'yla resmen konuştukları sırada ve hatırlayın ne dedi yani Recep Tayyip Erdoğan, konuşuyor diyen şerefsizdir dedi. Sonra sıkıştı. Ben konuşmadım, devlet konuştu dedi. Devlet kim? Ondan sonra anlaşıldı ki MİT konuşuyor. Kim kimin emrinde? MİT filan. En sonunda evet dedi. Ben konuştum, ne olacak dedi filan. Şimdi o dönemde Kürt siyasetiyle kol kola giren, cemaatle tamamen kol kola girip onların operasyon gazetelerini filan yöneten bir gruptur bu. Tekrar edelim. İkinci cumhuriyetçiler, yetmez ama evetçiler, liberal solcular diye tanımlanan ve bunlar hala Tele1'e, Merdan'a, bana ve başka bazı Cumhuriyet yazarlarına, Cumhuriyet gazetesine, Bir Gün gazetesinin yazarlarına filan saldıran bir gruptur. Sürekli. Her yerdeler. Şimdi bu söylediği ilişkiler meselesi Merdan Yanardağ'ın o bakımdan çok önemli. Bunların bir bölümü devletle ilişkile, bak tırnak içinde söylüyorum, devletle, derin devletle. Örnek mi istiyorsunuz? Kendi övüne övüne anlattığı için. Ben bir ara, hatta Mehmet ayrıldığı sırada NTV'de benim karşıma geldiydi. Cengiz Çandar. Kendi söylediği için, bu bir suçlama falan değil. Devlet görevlisi olarak Özal'ın özel elçisi olarak, özel görevlendirilmiş elçisi olarak Irak'ta, şurada, burada Kürtlerle falan konuşmaya gitti. Görevlisiz, benden iyi bilirsiniz. Görevler, bu gizli saklı da değil. Özal ona git konuş dedi. O da gitti konuştu filan. Şimdi o, eğer gazeteciliğinizi siz birdenbire, şimdi o bir de bir şey var değil mi? Bir akademisyen hocam, ben var. Hocam çok özür dileyerek bir şey söyleyeyim. Siz hemen devam edin lütfen bir katkı için. Ya gazetecilik siyasal bir meslek. Bir entelektüel mesleği. Tabii ki gayet gazeteciler siyasetle ilgilenir. Siyasal gelişmeleri izlerler filan. Buna itirazımız yok. Yani onu seyircilerimiz tabii daha iyi anlasınlar diye. Görev olarak. Tabii. Şimdi haber için herkesle konuşulur. Haber için herkesle konuşulur. Düşmanla da, dostla da, hain denenle de, bilmem dost denenle aynen de. O ayrı. Ama devlet adına, hele hele derin devlet adına görev üstlenip bir şey yapıyorsanız, ki çok teşnedir bizim yeteneksiz kardeşlerimiz. Gazeteciler, tabii, aynen. Gazetecilikte aynen yeteneksizdir devlet adına. Şimdi bunlardan bir tanesi, adını falan bilmiyorum, Bir öğretim üyesi olduğu iddia edilen bir çocuk, ki herhalde öğretim üyesi. O öğretim üyesi olmak zaten artık gayet kolay. Rektör kendi akrabalarını hemen şey yapıyor filan. Neyse. Gitti şeyle konuştu değil mi? İmralı'ya gitti. Devlet yolladı dedi. Devlet yolladı beni dedi. Ya kendisi söylüyor. Ya dehşet içinde kalıyorum. Devlet memuru da belki o yüzdendir hocam. Şimdi yani bu... Bu arkadaşlar, bakın, şimdi bu kadar lafı etmemin sebebi biliyorsunuz. Ben genellikle düşmanlık
ayrımcılık, dışlama yapmam. Fakat bunları bağlayacağım bir yere. Çünkü bu hafta sonu çok çirkin, çok iğrenç iddialar gördüm. Ya bunlar ne diyorlar biliyor musunuz? İşte diyorlar bu ulusalcılarla AKP zaten aynı şey diyorlar. İşte diyorlar bu Atatürkçülerin diyorlar kanında var diyorlar bu ihanet. Yani kimisi Mehmet Ali Çelebi üzerinden, kimisi Doğu Perinçek ve Vatan Partisi üzerinden bu grup isim de verebilirim. Sosyal medyadaki şeylerini gördüm, onun için tepem attı. İşte diyor ulusalcılar, Atatürkçüler bunlar diyor AKP filan. Yahu AKP'yi bu noktaya siz getirdiniz Allah aşkına ya. Yırtınıyor adam aylardır, yıllardır. Onlar hocam, onların işi bitti. Ay şey diye hocam, bu cehennemin taşlarını siz döşediniz, sonra da sizi hapse attı bunlar diye. Her onların programda onların işini, onların işi bitti hocam. Şimdi, artık onlar ihmal edilebilir bir şimdi çevre. Şimdi bu hiçbir bu, önemleri kalmadı bu, onların. Bir dakika. Şimdi öyle diyorsunuz ama Aslı Aydın Taşbaş olayı tamamen o grubun içinden bir müferit bir olay. Hocam görmüyor musunuz? Kadın kaçtı Amerika'da şu anda. Bu önemsiz olduğunu mu gösteriyor? Aynen, aynen. Türkiye'de artık bunların çok ciddi bir ağırlıkları yok. Aslı Aydın Taşbaş. Ya her yerdeler, yapmayın. Hocam ya. Hayır, bitti bunlar. Hayatta bakın, siz başınızda şöyle bir şey geldi mi? Ya yaşamınızın küçük bir kesitinde bütün tezlerinizin hayat tarafından yanlışlandığı ve bu kadar utanç verici bir biçimde aldatıldık ya da kandırıldık diye ortalıkta dolaştığınız bir döneminiz ya oldu mu? Onu anlatıyorum. Bak, tabii. Ama o yüzden dakika, bunların bir etkisi yok. Kendi artık. Yaptıklarını. Bitti, hayır efendim, bir dakika. Öyle. Hayır. Hiç. Ben hiç, öyle düşünüyorum. Bir dakika. Hocam. Bir dakika. Ben hiç katılmıyorum. Bunlar kendi yaptıkları, döşedikleri. Sosyal medyayı çok önemsiyorsunuz. Kendi. Çok gereksiz. Kendi yaptıkları, cehennemin taşlarını tabii döşedikleri ki olayı şimdi Atatürkçüler, ulusalcılar nasıl tarif ediyorlarsa yakında Marksistler, komünistler falan da diyecekler. Hocam, onlar öyle der. Ya nereye boş veriyorum ya? Hocam bu Hasan Cemal, Nuray Mert'tir bilmem ne, T24 çevresinde toplanmış bir avuç şeydir ya, liberal soytarı bunlar. Katiyen bunlar, küçümsenecek bunlar, gibi bunların, değil. Bunların çok büyük öneminin olduğunu katiyen düşünmüyorum. Katiyen küçümsenecek. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Aslı Aydın Taşbaş bunu genellikle yapıyor örneğin. Şimdi Doğu Perinçek'in tutuklanma nedeni ne biliyor musunuz hocam? Ergenekon davasında. Aslı Aydın Taşbaş'ın verdiği bir belge. Aslı Aydın Taşbaş buna nerede veriyor biliyor musunuz? ATV'de bir programda. Diyor ki Doğu Bey bir örgütten söz ediliyor Ergenekon diye. Bakın daha Ergenekon, Doğu Perinçek'in haberi yok. Ergenekon'un neredeyse lideri diyeceklerdi adamı. Doğu Perinçek'in yazılmış 5-6 tane şeyi var, yazısı var. Sayın Aslı Aydın Taşbaş çıkın ve bu belgeyi o programda verdiğinizi, kayıtlar da vardır. Bak, bana önemsiz dediniz, siz devam yok ediyorsunuz. Bakın bir dönemde rol aldılar hocam. Neyse, bana şu önemsiz anda, demeyin. Şu anda ben öyle düşünüyorum hocam. Siz ne düşünürseniz ama düşünün. Yani, çok önemli yok. Bunlar. Önemli değil hocam bana göre. Bunların işi bitti. Tarihen, hocam tarihen bunlar. İşte bak bunlar kriminal vaka. İstihbarat örgütlerinin oyuncağı, aparatı bunlar. Bu kadar. Bir bölümü böyle. Şimdi Doğu Perinçek ATV'deki bir programda diyor ki böyle bir örgüt var Doğu Bey, şey midir acaba, buna bir bakar mısın? Diyor ki bakayım, inceleyeyim. Alıyor. Sonra evinde ya da bürosunda, odasında yapılan aramada bu çıkıyor. En önemli tutuklama gerekçesi. Defalarca internete girin bakın. Defalarca yaptığı çağrı var Aslı Aydın Taşbaş. Aslı Aydın Taşbaş ancak 3 ya da 4 yıl, yanlış hatırlamıyorsam, 3 ya da 4 yıl sonra gelip mahkemede ifade verdi. Şimdi bir belge, o belgeyi kimden almışsa, böyle bir örgüt var diyor bu belgede. Böyle bir örgüt var. O da diyor ki bir bakayım, inceleyeyim. Şimdi tabii ki bunların söylediklerinin bir önemi var. Yanlış anlamayın. Ama bunlar artık hayat tarafından yalan, yanlışlanmış, bütün tezleri çökmüş, bütün iddiaları çökmüş bir çevre. AKP iktidarını bunlar özgürlükçü ve demokratik nedenlerle vesayet rejimini yıkacak diye desteklemediler mi? Desteklediler. Bu cehennemi, bu faşizan, dinci, totaliter rejimi kurdu mu AKP? Kurdu. Bütün tezleri çökmüş durumda bunların. Bir önemleri yok, gerçekten yok. Ama ha, hala ortadalar, hala saldırganlar, hala sorun yaratmaya devam ediyorlar. Buraları doğru. Buyurun hocam. Yok, ben yani şimdi çok önemli bir şey anlatmaya çalışıyorum. Önemli değil diyorsunuz. Anlatmaya çalışıyorum. Onlar önemli değil müsaade diyorum edin, hocam. Anlatmaya, onlar önemli edin, değil. Siz değil. Sizin söyledikleriniz değil. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Bunlar kendi yaptıklarını şimdi düşman gördüklerinin üzerine atıyorlar. Diyorlar ki bu ulusalcılar ne demekse, o da bir ayrı mesele. Herhalde siz filan da dahilsiniz bunun içine. Bu Atatürkçüler
AKP ile ortak diyorlar. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Onun için tepki verdim önemsiz demenize. Hocam onların operasyonu önemsiz demiyorum. Artık onların inandırıcılıkları yok. Bitti. Şunu yapıyor. Ne derse desinler. Tamam. Dün AKP'ye dediler bunu. Şimdi kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Kendi hatalarını düşmanlarına yüklüyorlar. Ya ırkçılık yapıyorlar. Şimdi yani zaten ben her şeyi açıkça tartışan, konuşan bir insanım. Ama kimseyi rencide etmek, dışlamak istemeden. Kendileri ırkçılık yapıyor. Size ırkçılık yapıyor, bana ırkçılık yapıyor. Ben bütün ırkları, mezhepleri, dinleri kucaklayan adamım. Kendi ırkçılık yapıyor, beni ırkçılıkla suçluyor ya. Yani şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. Muhakkak, muhakkak. Hayır, bu böyle önemsiz filan bir şey de değil. Buyurun efendim. Ben çok önemsemiyorum hocam. Ben onları, biz onların işini bitirdik. Onlar biz çok ağır bir yenilgiye uğradılar. Felsefi yenilgiye uğradılar, ahlaken yenilgiye uğradılar, siyaseten yenilgiye uğradılar. Çok ağır bir şekilde yenilgiye uğradılar. O bakımdan önemsizler. Yoksa saldırılarını önemsemeyelim, hiç ciddiye almayalım, cevap vermeyelim değil. Kendi ama, yaptıklarını evet çünkü. Her zaman öyle yaptılar hocam. Her zaman öyle. Yani, bir karşılıkları vardı önceden. Şimdi toplumda artık önemli bir karşılıkları diyor. Bunların hala önemli olduğunu zanneden bazıları var. Kim? Mesela İstanbul Belediyesi gibi. Kim? Belli CHP yöneticileri gibi. Hala bunların ya önemli, siz de söylediniz. Önemli olduğunu İstanbul zannediyoruz. İstanbul Belediyesi'nin bak işte, evet, şimdi bir dakika. Evet, evet. Hocam tartışmayacağım sizin uzatmayın. İstanbul Belediyesi'nin İstanbul değerli izleyiciler İstanbul Belediyesi'nin bütün danışma ve karar organlarında bu söylediğimiz gruplar hakim ya. Hakim. Egemen. Hocam HDP'nin danışma kuruluna da girdiler. Hasan Cemal var. Ali Bayramoğlu neyse, var. Hayırlı olsun. Mehmet Altan var. Oralarda neyse, varlar. Hala bir varlık gösteriyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun...